Çok seviyorum bu kısmı. Evet. Adana hangi rüzgar attı sizi? Adana'ya Bülent Papir rüzgar attı beni. Klip çekimler için geldik Adana'ya. Evet, çok güzel. Müziğe nasıl başlamıştınız? Klasik olsun mu? Ben çok küçüktüm, tarakla şarkı söylüyordum. Ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. Üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdim, eğitim fakültesi. Biz 3-4'te yan alan alıyoruz. Orada ben müzik aldım yan alanda. Orada işte ufak tefek kendimi geçindirecek kadar klavye kullanmayı öğrendim. Ondan sonra dedim ki güzelmiş bu, zevkliymiş. Yani küçükten gelen bir iş değil bu. Söyleyeyim yani, ilkokulda, ortaokulda ya da lisede falan yoktu öyle bir şey. Hatta hiç hesapta yoktu. Ben hep avukat olmak istemiştim. Evet. Hep hukukçu olmak istemiştim. Hiç hesapta yoktu. Çok seneler sonra, yani 25 yaşında başladım desem yanlış olmaz o müziğe. Nerede kalmıştık? Müziğe yani nasıl başlamıştım? Öğretmenlik yaptım, bir sene yaptım. Evvelinde de bir 10 yıllık memuriyetim var. Memuriyet hangi alanda? Evet. Şimdi o çok karışık onlar. Nasıl anlatsam, toparlasam acaba. Dairesinde. Ben hemşireydim. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum ben. Bizim dönemimizde böyleydi. Liseyi bitiriyordun, koleji bitiriyordun. Yeterlik sınavlarına giriyordun, ataman çıkıyordu. Ben hem üniversiteyi okudum aynı tarihlerde, hem de çalıştım. Gece nöbet, gündüz okul sistemiyle. Bilenler bilir yani o sistemi. Eğitim durumu tayinlerini. Sonrasında 10 sene sağlıkta hizmet ettikten sonra kurumlar arası yatay geçişte öğretmenliğe geçtim. Bir sene de öğretmen olarak ÖVER'e yaptıktan sonra istifa ettim ve bu işe başladım. Çok güzel. Çok net yani. Şimdi bu kadar. Ben de öyle dedim. Hayatımda verdiğim en doğru kararmış. Evet. Hayatımdaki en doğru kararmış. Milyonlar izlenmiş şarkılar. Çok şükür, çok şükür. Milyonlar izlenmiş. Bir sürü abonemiz var maşallah. İyi, fena değil az yani, öyle. Bilmiyorum. İyi, daha iyi yani. Harika. Seviyorlar, sağ olsunlar. Müzikte kendinize örnek aldığınız sanatçılar. Hepsi. Ama belli. Erkekler Yıldız Tilbe. Zaten o ayrı bir şey. Erkin Koray'ı çok severim ben. Erkin Koray hastasıyım kendim. Orhan Gencebay'ı çok severim. Rengini, müziğini. Yıldız Tilbe'sinin de bana çok yakın olduğu için belki bir an beni çok benzetiyorlar. Ben hep de diyorum, ben olmaz yani. Yeni bir Yıldız Tilbe de olmaz. Bir tane var. O da Yıldız Tilbe zaten yani. Ama ses rengim benziyor. Evet, ses rengim benziyor. Muş yani. Ne güzel. Ne güzel. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Öyle yani. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe. Önemli isimler. Adana'da en çok sevdiğiniz yerler veya Adana'nın nesini çok sevdiniz? Adana'nın nesini çok sevdim? Her yerini. Adana güzel şehir. Adana'nın kebabını sevdiniz mi? Yok. Kebap yok. Yemek karıştırmıyoruz. Rejim yapıyoruz. Kilo vereceğiz. Adana güzel, rahat bir şehir, kolay bir şehir. İnsanlar kolay geçinebiliyorlar burada. Az parayla yaşamını sürdürebiliyorsun. Onu seviyorum ben. Bundan sonraki projeler, planlarınız nelerdir? Şu anda ben bir albüm hazırlığındayım. Bülent Papir'le. Bülent Papir kliplerini çekecek Adana'da. Adana'da evet. Kendisi. Çok önemli bir klip yani yönetmeni. Adana'dasınız daha ne kadar? Benim bir ayağımın hepsi uzun bir süre, bir sene kadar Adana'da. Bir ayağım bu tarafta olacak benim. Programlarım da oluyor zaten ara ara. Albümde işte 6 parçalık bir albüm var. Çalışması var. Güzel şarkılar var. Şimdi bir dönem sonra bu YouTube'daki videoların bu popülasyonu beni bu hale getirdi. Yoksa bana bundan 5 sene önce de İnci niye albüm yapmıyorsun, hadi bir albüm yap diyen çok olmuştu. Ben hep şey dedim, ya yok gerek yok, iyiyiz biz böyle. Ben o YouTube'daki videoları da zaten herhangi bir şey elde etmek için de yapmamıştım. Okurken sahnede, öyle okurken, abla çekelim mi, çek hadi çocuğum. Abla çekelim mi, çek çocuğum. Atayım mı abla izin, at ablam. Abla sen at, atayım ablam. Veya bizde esas... Kim atıyor YouTube'a videoları? Bir sürü binlerce. Arkadaşlarına atıyor. Yok, binlerce. Bir de şöyle düşün. Kendim attığım kendi YouTube kanalım da var. Kendim de kullanıyorum tabii. Bir esas ama nereden çıktı onu söyleyeyim size. Mesela şahıs gelmiş, programı dinlemiş. Bir daha gelemiyor. Gece hayatı lüks. Para istiyor. Ekonomi kuvvetli olacak. Mesela ne yapıyor? Diyor ki abla işte şu şarkıyı dinlemeyi çok isterim ama gelemiyoruz. Aslında hep oradan yola çıktım ben. Şu şarkı yani gelemeyenler için, gelip de illa beni canlı canlı dinleyemeyenler için dedim ki şu şarkı çekeyim atayım, izlesinler insanlar. Mutlu olsunlar yani, evet, diye düşündük. Evet, oradan yola çıktık yani, o öyle oradan yola çıktı.
Sonuç böyle oldu. Demek ki sevdiler ya. Evet, sağ olsunlar. Işte, sevdiler. Çok şükür. 30 bin tane abonemiz olmuş. Maşallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok çok ben çok mutluyum zaten. Son olarak ne güzel. Bir soru sorayım size. Tabii. Aşk hayatınızla ilgili bir gelişmeler var mı? Çok güzel. Ben aşk hayatım çok güzel gidiyor. Valla güzel gidiyor, iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Var mı ufukta var. Planlar filan? Ben çok istiyorum, evlilik çok istiyorum, çocuk çok istiyorum ben. Aday var mı? Ada 3-5 tane var, birkaç tane dermiş. Var tabii, erkek arkadaşım da var. Okey, harika. Erkek, flört ettiğim bir arkadaşım var. Bizi nereye... Nerede şu anda? Kendisi niye kendisi... burada değil? Yok, Malatya'da. O Malatya'da. Okey. Nereye götürür beni bu ilişki bilmiyorum tabii. Ya nasip kısmet. Kısmet tabii. Yani nasip kısmet. Adını hangi yüzler atı demiştim? Malatya'dan geldiniz. Malatya. Ben esas Malatyalıyım. Aslen Malatyalıyım. Ailem, kardeşlerim Malatya'da yaşıyoruz. Malatya'da oturuyoruz. Kaç kardeşsiniz? 3 kız kardeşiz onlar biz. Onlar da müzikle uğraşıyorlar mı? Hayır. Yok. 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 Onlar normal. Esnaflar, kendi iş yerleri var. Okay. Onlar siviller. Ben öyle diyorum. Biz sivil değiliz. Onlar siviller. Okey, çok teşekkürler bu güzel röportaj için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video, bir Erol video Bey. Okey. Neden oturarak yok şarkı söylüyorum? Sürekli ikinci soru da o. Neden oturarak şarkı söylüyorum? Hatta benim özürlü olduğumu, yürüyemediğimi falan düşünenler varmış. Hatta yorum yazıyorlar, oturduğu yerden para kazanıyor falan diye. Oturarak daha rahat hissediyorum ben kendimi. Daha iyiyim, daha güzel şarkı söylüyorum. Kendim daha iyi hissediyorum. Özel bir sebebi yok yani. Ha, diyaframım da kuvvetli. Kullanmasını da bildiğim için bir sıkıntı yaşamıyorum oturarak şarkı söylerken. Şimdi bir de tabii çok büyük esareler gelişmiş. Efendim ben uyuşturucu bağımlısıyım, ben alkolik bağımlısıyım işte. Ben şunu kullanıyorum, ben bunu kullanıyorum. Ben bu kadar enerjiyi yoksa başka türlü bulamazmışım da böyle olmazmış da falan. Herkes bir şeyler söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Bunlara evet ya da hayır demiyorum. Niye cevap vermiyorum? Şimdi ben alkol almıyorum desem alana ayıp. İki, o zaman diyecek ki alan, aa ben alıyorum, kötü bir şey mi yaptım? İnsanların hayatları kendine arkadaşlar. İnsan, herkes kendinden sorumlu. Herkes kendi ektiğini biçer. İnsanlar hayatlarını istediği gibi yaşarlar. Ben böyle yaşıyorum, böyle seviyorum. O böyle sever, sen böyle seversin, sen başka türlü seversin. Kimsenin kimseye müdahale şansı yok. Bizi böyle seviyorsanız, ki beni böyle seviyorlar çok şükür. Ben de beni sevenleri böyle seviyorum zaten. Beni böyle kabul ettikleri için seviyorum. İnci Mercan sizi çok seviyor. Başımın tacısınız, her zaman başımın tacısınız. Teşekkür ederim. Röportajımız için çok çok teşekkürler. İç ses, iç ses, röportajdaki iç ses. Erol Bey, Hong Kong'un Fatih'i, Adanalı, Adanalı ama Hong Kong'u yıkıp geçiyor adam. YouTube sayfamda fotoğrafsız.net. Abi de unutmayınız. Tıklayın bizi, benim sloganım benim zaten. Tıklayın bizi.